Şimdi arkadaşlar, konumuza bir resim ekleyelim ya da iki tane resim ekleyelim. Güncelleye geldim. Şuraya bir boşluk bıraktım. Şuraya bir resim ekleyelim. Resim eklemek için şuradan önce listemize resimler eklememiz gerekiyor. Resimi seçiyoruz. Buradan bir resim seçelim. Şöyle adı logosu varmış. Şunu seçelim hemen. Bir başlık verelim. Bu bir logo diyelim. Şu sizin sisteme çıkmayacak. Şurayı unutun. Şunları da şimdilik unutun. Yeni resim yükle diyelim. Resimi tükedik. Görüyorsunuz sağdaki listemizde resim eklendi. Bir tane daha resim eklediğimizde aynı şekilde listemizde çıkacak. Şunu seçelim ve şunu da bir başlık verelim. İşte görürsünüz, gördüğünüz gibi buraya gelmiş başlıklar resimlerin altında görünüyor. Şimdi bu resimi şuraya ekleyelim. Eklemek çok kolay. Tutuyorsunuz ve bakıyorsunuz. Burada resim küçük görünüyor ama bu önemli değil. Bu fazla yer kapmasın diye. Yoksa daha geniş ekranı görmek istediğiniz zaman şu düğmeye tıklıyorsunuz ve genişte bakabiliyorsunuz. Ama güncellemede fazla yer kaplamasın diye bunu bir ayarladık. Buradan kaydediyorsunuz. Bakalım öğrenci panelden nasıl olacak? Resim burada büyüyor tabi. Büyük bir yer tutuyor. Yani gerekli gibi yer tutacak. Orange'i de konuyu bu şekilde okuyacak. Şimdi bu sistem cep telefonu da uyumlu. Cep telefonu uyumlu olduğu için öğrenciler evden her istediği yerden kendi paneline girip bir konuyu okuyabilecekler. Telefonun görünümü göstermek için ben size göstereyim. Şöyle tutuyorum. Görüyorsunuz kendi kendini ayarladı. Genişlik, tablo ve resim ikisi bu şekilde telefonda öğrenecek.